Değerli izleyenlerimiz, Bölge TV ekranlarından herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyenlerimiz, yeniden ekranlarımıza birbirinden değerli sanatçılarımızın o güzel söyleyişlerini, röportajlarını ve beraberinde muhteşem konserlerini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Evet, bugün de Kültür Merkezi'ndeyiz, Sultanbeyli'de. Sultanbeyli Belediyesi'nin içimizi düzenlediği kültür sanat etkinlikleri yanı sıra muhteşem konserleri ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Ve bu akşam da güzel bir konser var. Pera Tayfa konseri ve Pera Tayfa bu akşam da Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu konserle birlikte bu akşam güzel bir gece yaşatacak. Evet, değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Evet, hocam, Pera Tayfa'dan biraz bahsedelim. Evet, Pera Tayfa bizim, yani benim de içinde bulunduğum uzun yıllardan beri Sultanbeyli'nde var olan bir müzik grubu. Yani bazı isimlerle karıştırılıyoruz ama tabii ki yani isim olarak da ve müzik grubu olarak da biz daha çok eskiyiz. Uzun yıllardan beri ben kendim Sultanbeyli'de oturmaktayım ve uzun yıllardan beri de müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde gitar dersleri veriyorum. Orada da birçok öğrencimiz var yetiştirdiğimiz, müzisyen olarak sanata yönelik yetiştirdiğimiz, hobi olarak yetiştirdiğimiz birçok öğrencimiz var. Genel olarak Pera Tayfa 2009 yıllarında kurulmuş bir müzik grubu. Kaç kişilik? Yaklaşık kemik kadro 4 kişiden oluşuyor ama tabii ki diğer değerli müzisyen arkadaşlarımız programa göre, konsere göre, etkinliğe göre 8 kişi, 9 kişi, 6 kişi olabiliyoruz. Ama kemik kadromuz 4 kişiden oluşuyor. Yani 4 kafadar yola çıktık diyebilirim. Genelde bize soruyorlar isim nereden geliyor diye. Yani isim aslında Pera, yani bildiğimiz gibi İstanbul'un, Beyoğlu'nun eski adı. Tayfa da işte Beyoğlu Tayfası bir zamanlar çok meşhurdu. Aslında o Beyoğlu'ndan yola çıkarak. Yani Beyoğlu'ndan yola çıkarak böyle bir şey cereyan etti ve zaman içerisinde isim tamamıyla oturdu bize, öyle diyelim yani. Hani Tayfa, Pera Tayfa diye uzun süreden beri de zaten bu isim altında kendi parçalarımız, kendi çalışmalarımız, kendi konserlerimiz. Zira bugün olan etkinlikte de Pera Tayfa parçaları, yani kendi parçalarımız. Kendi yazdınız. Kendi, tamamıyla sözleri, müzikleri, her şeyi kendi kalemimizden çıkan, işte söz konusunda onur müzikleri beraber oturup, yok şurası şöyle olmaz, burası böyle, şurası şöyle, saatlerce kafa yorarak dinleyicilerin beğenisine sunduğumuz, hem bir dinleyici olarak hem de bir işin mutfağında bir müzisyen olarak iki farklı yöntemle olaya bakarak yazdığımız parçalar bunlardan oluşuyor. Tabii yani bulunduğumuz şartlarda, bulunduğumuz yerde biraz bu konuda buradan tabii Sultanbeyli Belediyesi'ne, Sayın Hüseyin Keskin Bey'e, Zafer Söğütçü Bey, Başkan Yardımcımız, Kültür Müdürümüz Mehmet Mazağa, Hasan Alkan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sultanbeyli'nde bu tip kültürel etkinlikler ciddi anlamda bu dönemle beraber ciddi anlamda ivme kazandı ki yani çok öncesinde ben biliyorum, 86'dan beri Sultanbeyli'nde ikamet ediyorum, çok öncesinde biliyorum, bu dönemleri de çok iyi biliyorum ve çok ciddi bir gelişme var kültür anlamında. Uluslararası festivaller olsun, şiir festivali olsun, Aşıklar Şöleni olsun ve yine hem büyük şehrin yanında kendi belediye bünyesinde olarak bu tip etkinliklerde ciddi bir ivme kazandı. Buradan da bir kez daha Sultanbeyli Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Böyle fırsatlar verdikleri için, böyle imkanlar sundukları için. Bir sorum daha olacak ama öncesinde tabii vokal kısmına geçelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizden bahsedeyim biraz. Aslında işin mutfağında İşin mutfağında aslında şöyle diyeyim. Söz kısmında ben genellikle oluyorum. Armoni yine özgür. Bir şekilde harmanlamaya çalışıyoruz. Kendi stüdyomuzda oturuyoruz. Saatlerce böyle kelimelere takıldığımız zaman da oluyor. Hatta bazen yarım bıraktığımız besteler de oluyor. 2-3 gün sonra tekrar bakıyoruz.
profesyonel kısmında her gün biraz daha kendimizi ivme kazanıyoruz, yükseliyoruz. Eksiklerimiz tabii ki oluyor. Yani kimse dört dörtlük değil ama dediğim gibi para tayfa olarak, ekip olarak bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyoruz. Kendi şehrimizde doğru yapmaya çalışıyoruz. Bu imkanları bize sağlayan insanlara da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten doğru şekilde bize yön verdikleri için biz de onların bize gösterdikleri yönde doğru şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi umarım hani güzel bir şeyler yapıyoruzdur. Doğru insanlara ulaştırıyoruzdur. Ve Sultanbeyli kültürel açıdan bir şeyler kazandırıyoruz operatif olarak. Bu akşam bir konser var. Evet. Konser öncesi siz neler söylemek istediniz? Yani hazırlandık. Yaklaşık 1,5 ay önceden falan başladık hazırlanmaya bazı konularda. Sistemi, işte şarkıları, sıralanması, her şeyi. Biraz ayrıntılı düşündük bu işi. Yani bugünkü konser aslında biraz kendimiz için de özel bir konser olacak. Çünkü sadece kendi parçalarımız olacak. Geçmişteki verdiğimiz emeğin karşılığını aslında bugün bir nevi almış olacağız konserle. Aynen öyle yani. Bakalım 12 tane parçamızla sevenlerimizle buluşacağız. İnşallah. Evet, çok değerli hocam. Size bir sorum daha olacak tabii. Demiştim. Albüm çalışmaları var mı? Şimdi aslında albüm çalışmaları çok önceden beri var. Ama tabii ki albüm çalışmaları, müzik standartları sürekli, müzik endüstrisi sürekli teknolojiyle beraber değiştiği için bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce yazmış olduğumuz parçaları da günümüz modern müziğine uygulayarak biz de ister istemez kabuk değiştiriyoruz. Yani aslında sorunun cevabı albüm çalışması çok başından beri vardı. Çıkan parçalarımız var. Toz Pembe albümü var. Onun yine çok değerli sözlerinden oluşan. Tabii 2006 demoyu yapmıştık. Yani 2099-2000'den başladık. 2006'da Nefeslenen bir albüm. Ondan sonrasında yine şu anda kendi parçalarımızdan oluşan yaklaşık 22-23 tane parçamız var. Bu akşam çalacağımız 12 tane parçamız var. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında albüm çalışması hep var. Yani var, sürekli ileride, var. Tabii sürekli var. Sürpriz bir şimdi şöyle. Şu anda yakın zamanda çıkacak olan öncelikle tabii ki Sultanbeyli Aydos Kalesi ile alakalı bir parçamız var. Aydos diye. Onu da bu akşam seslendireceğiz. Bu akşam ilk mi seslendiriyoruz? Daha önce yine Sultanbeyli'de yaptığımız etkinliklerde birkaç sefer böyle demo olarak yaptık bunları. Ama bu akşam daha lezzetli, daha baharatlı bir şekilde albüm öncesi bu parçayı seslendireceğiz. Ayrıca Sultanbeyli için ayrı bir değer tabii ki. Gençlerimize hitap eden, hem onları Aydos'un, yani Aydos Kalesi'nin, Aydos'un önemini bildiren bir parça. Sözleri ve müziği, müziği bize ait, sözleri başka bir arkadaşımıza ait olan, daha doğrusu Aydos Şiir Festivali'nde birinci olan şiirin sözleri. Onun dışında 4 tane parçamız çıkacak. Bu çıkacak olan 4 tane parçamızın içerisinde işte bir tanesi Aydos, diğer 3 tanesi kendi parçamız. Onları da yine bu akşam seslendireceğiz. Yakın bir zaman içerisinde, yani birkaç aya kadar inşallah çıkmış olacak ve oradan da gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerek işte dijital platformlardan falan duyuracağız bunları. O zaman dinleyicilerimiz bunları görecekler ve beğenilerini sunacağız. Yaklaşık 1 saat kaldı. Evet, 1 saat kaldı. Şimdi gelenler içeriden olmaya da başladı. Evet, içeride şimdi birazdan bir önce de prova yapacağız. Bir bakacağız seslere tekrar. Son hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra artık dinleyicilerimizi bekleyeceğiz. İnşallah onlarla buluşacağız. Bu muhteşem konser öncesi Sultanbeyli'ye bir mesaj var mı? Sultanbeyli sürekli değişen ve gelişen bir ilçe. Gerçekten bu gelişimi ve değişimi kültür sanat adına biz çok net hissediyoruz. Ve gerçekten ciddi anlamda Sultanbeyli'de kime dokunursanız bir kültür alıyorsunuz. Hangi bireye dokunursanız bir kültür alıyorsunuz. Kültürel anlamda Sultanbeyli çok ciddi ivmeler kazandı. Az önce de söyledim ve inşallah devam edecek. Daha da iyi yerlere gelecek. Bugün düşündüğünüz zaman Sultanbeyli'nden dediğim gibi ben eskiden beri Sultanbeyli'de ikamet ettiğim için yani konservatuar veya müzik eğitimi dediğiniz zaman yoktu. İnsanlar buradan Kadıköy'e gitmek zorunda kalıyorlardı. Ki bunlardan biri de benim. Ama şimdi artık öyle değil. Sultanbeyli'nde şu anda Sultanbeyli'nde hemen hemen her şey var. Her şey var. İşte dediğim gibi bizim baktığımız açı kültür sanat çok ciddi derecede. Hem büyükşehrin hem de özellikle Sultanbeyli Belediyesi'nin bu konuda çok ciddi bir desteği var. Sağ olun.
sanat kötü değildir ve insanın yaratıcılığını, üreticiliğini artıran bir şeydir. Mümkün olduğu kadar yaptıkları mesleklerin yanında inşallah sanata da yönlenmeleri, sanattan da bir tat almaları çok çok önemli. Onların gelişimleri açısından ve hayata bakış açısından en büyük mesajım bu. Benim Sultanbeyli halkına en büyük mesajım bu olacak gençlerine. Sanatsız kalmasınlar, sanata dokunsunlar ki illaki kendileri için bulabilecekleri birçok şey çıkacaktır. Pekala. O zaman değerli izleyenlerimize iyi seyirler diliyoruz. Bu söyleşiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, çok güzel bir muhteşem konser oldu ve bu geceye dair şahitlik edenlerden bir ailemiz yanımızda. Evet efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Adım Osman Özkan. İlk defa katıyorum Özgür Hoca'nın konserine. İlk defa katılıyorum. Kızımın hocası aynı zamanda. Güzeldi, muhteşemdi. Özellikle son şarkısı, final şarkısı çok mükemmeldi. Ama 27 Kasım'da iple çekiyorum. İnşallah konserde kaçırmayacağım. 27 Kasım'ı iple çekiyorum aynen diyorsunuz. Ablayı geçiyoruz hemen inşallah. Merhaba, ben Sündüz. Bayıldım. Ben de şöyle geçeyim hemen. Aynen. Güzel bir konserdi. Hı-hı. Çok hoşumuza gitti. Kızımın gitar hocası davet aynı etti zamanda bize. Aynı zamanda tabii ki. Aynen mi? Özgür Hoca. Hı-hı. Güzel bir konserdi. 27 Kasım bekliyoruz tabii. İnşallah. İnşallah. 27 Kasım'ı bekliyoruz o zaman. Aynen öyle inşallah. Peki. Merhaba. Merhaba. Ve eğlenceli geçmiş belli. Evet. Evet. Senin de duygun ve düşünceni alalım. Süper güzel. Bayıldım. Aynen. Özgür Hoca senin hocan oluyor herhalde. Yok. Aynen. Gitar hocam yani. Gitar hoca. Neler söylemek istersin bu geceye dair kendisine? Güzel, süper. Diğer konser bekliyoruz. Dört gözle. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, nasıl geçti konser? Efsaneydi, süperdi. Çok beğendik, çok eğlendik. Zaten bayağı da böyle sesimiz misiniz falan. Evet, şov. Belli. Ettik, hep birlikte ettik. Güzeldi. Güzeldi. Sizin? Muhteşemdi, çok iyiydi. Evet, katılıyorum. Evet, çok eğlendik. 27 Kasım'ı da bekliyoruz, tekrar geleceklermiş. Aynen. Buraya mı gelecek? Ben tam orayı kaçırdım da. Peki Aydos şarkısı vardı. Onu nasıl buldunuz? Evet, Aydos. Ben çok şaşırdım. İlk dinlememiştim. Hı hı. Ve ona o şiirden alıp beste yapmaları bence harika bir şeydi. Peki buradan neler mi söylemek istersin? Neler? Efsaneler, mesela, şarkıları. Güzel yani. Şey, biz daha çok şarkı sözlerini beğendik. Hı hı. Yani orada yukarıda geçerken aslında daha dikkatli anladığımız için efsaneydi şarkı sözleri. Bir şarkı zaten belirleden bence şarkı sözleri. Efsane şarkı sözleri vardı. Pera'yı bundan sonra takip edeceğiz. O zaman tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.